Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşti. Bakan Kurum, Marmara hepimizin diyerek toplamda bir aylık temizleme çalışması sonucunda 11 bin metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde üçüncü kez toplandı. Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sağlık Bakanı Yardımcısı Profesör Doktor Sabahattin Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanı Deniz Albay Hakan Kuşlaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Tekirdağ Valisi Valisi Aziz Yıldırım, Yalova Valisi Muammer Erol, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Şeker, TÜBİTAK MAM Başkanı Vekili Ahmet Yozgatlıgil, İTÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Melek İşini Bilir Okyar, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent. Doktor Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Marmara Denizi Stratejik Planında 18 stratejik hedef, 43 ana faaliyet, 136 faaliyet belirlediklerini açıklayan kurum, Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışmalarını tamamladıklarını dile getirdi. Doğaya zarar veren tek bir litre suya daha tahammülümüz yok bakan kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yakın zamanda bu tarihi kararın milletle paylaşılacağını belirterek, yine üniversitelerimizle birlikte noktasal kaynaklı kirliliğin tespiti projesini yapacağımızı ifade etmiştik ve 445 tesisi yerinde inceledik ve gerek iyileştirilmesi gerek bakım onarımı gerek azot, fosfor giderim revizyonu noktasında yapılması gerekenleri ortaya çıkardık. Bu da önemli bir çalışmaydı. Önemli bir veriydi ki bundan sonra atacağımız adımlar da aslında bu veriler ışığında olacaktı. Bu çalışma bütün Marmara'da 445 arıtma tesisinde bitirildi. Bundan sonraki süreçte aslına bakarsanız doğaya zarar veren tek bir litre suya daha tahammülümüz yok anlayışımız bu ve çalışmalarımızı bu çerçevede sürecimizi yürüteceğiz, diye konuştu. 1 milyon 200 bin vatandaş atık suyu yeniden kullanabilecek, hedefin, havzada arıtılan atık suların %46'dan 2024'e kadar %100'e ulaştırmak, %3,2 olan arıtılmış atık suyun yeniden kullanım oranının da 2023 yılında %5'e çıkarmak olduğunu dile getiren bakan kurum, bu sayede Marmara bölgesinde her 1 milyon 200 bin vatandaşın atık suyunun yeniden kullanılabileceğini ifade etti. Gebze Teknik Üniversitesi ve Gaziantep OSB ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında tekstil boyahanelerinde oluşan atık sularda renk ve tuz giderimi sağlayan bir prototip geliştirdiklerine dikkati çeken kurum, bu projeyle tekstil sektöründe su kullanım miktarının azalabildiğini ve arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasını sağlayabildiğini anlattı. 11 bin metreküp MÜS ile AJ'ı toplayarak bertaraf ettik. Murat Kurum, çalışmanın tamamen milli bir üretim olduğunu ifade ederek, projeyi önce Marmara daha sonra ise tüm ülkede kullan planladıklarını söyledi. Ulusal Deniz İzleme Programı ve MARMOD Faz 2 projesi çalışmalarının aralıksız sürdüğüne değinen bakan kurum, şu an 207 noktada 200 kilometreyi aşan tarama ile denizin ilk 80 metresinde taramalarımız devam ediyor ve yaz ayları başında 10 ila 25 metre derinlikte görülen silaj tabakaları artık Eylül ayında görülmedi. İşte Haziran'daki müsilaj tablosu ve Eylül başı itibariyle.